Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Türk yapımcıları tarafından yapılmış oyunları listeledim. Biliyorsunuz son zamanlarda Türk yapımı oyunlar bayağı yükselişte. Dünyada çok fazla seveni olan Türk yapımı oyunlarımız bulunuyor. Bir de bu Türk oyun firmalarının yurt dışındaki şirketlere satılmasıyla deli gibi akan paralar insanlar oyun yapmaya etmiş durumda. Ben de bugün kendi seçtiğim 10 oyunu listeledim. Umarım oyunlar hoşunuza gider diyerek videoya geçiyorum. Bütün dünyada ses getirmiş eşsiz bir Türk yapımı olan bu oyun sunduğu benzersiz deneyimle birlikte kendi hikayenizi yazabildiğiniz oyunu zaten çoğunuz duymuş ve oynamışsınızdır. Türk yapımı oyunlar dediğimiz zaman ilk akla gelen oyunlardan da birisi olan Mount & Blade serisini bu listeye koymasam olmazdı. Bu seri aslında Türkiye'de geliştirilmemiş ancak seriyi geliştiren şirketin kurucuları 3 Türk kardeş. Ortaya çıktığı dönemde grafikleriyle oyun dünyasını sarsan bu oyun fantastik hikayesiyle de sizi kendine hayran bırakacak. Konarium çok ünlü Amerikalı korku yazarı olan Lovecraft'ın Deliliğin Dağlarında isimli eserinden ilham alınarak geliştirilmiş bir oyun. Kitapta anlatılanların sonrasında geçen oyunda Frank Gilman karakteri kontrol ediliyor. Frank Gilman oyunun başında hiçbir şey hatırlamıyor ve tanınmadığı bir odada uyanıyor. Belki daha önceden karşınıza çıkmış fakat Türk yapımı olduğunu bilmediğiniz bir oyun. Hikayesi beni çok etkilemişti. Hareket ettirdiğimiz karakter Kesel Tavşan olan Bilby çocuklarıyla birlikte sel baskınına maruz kalır. Çocuklarını kurtarmayı başarır ama kendisi akıntıda uzaklara sürüklenir. Oyun bir puzzle platform oyunu. Amacımız yavrularımıza ulaşmak. Belki bu tarz 2.5D dediğimiz platform oyunları hoşunuza gitmiyor olabilir ama bu oyuna kesinlikle bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. MMORPG türünde bir oyun. İstanbul'un ihtişamlığı ile süslenmiş bu oyunda 3 farklı karakter olarak yer alabiliyorsunuz. Bu karakterler büyücü, savaşçı ve şifacı. Çıktığı dönemde büyük ses getiren bu oyun hiç oynamadıysanız ya da ilk defa görüyorsanız kanalımda kendi çektiğim bazı videolar var, onlara göz atabilirsiniz. Ben bu oyunda yaklaşık olarak 10-12 yıl harcamışımdır. Belki bu oyunu Z kuşağı ilk defa duymuş olabilir. Ben çocukken oynardım. Bütün oyun dükkanlarında bu oyunun kutulu CD'leri bulunurdu. Bu oyunda kaynağı bilinmeyen bir yaratık insanları sahte bir dine inandırarak kendi yanına çekmekte. Oyunda bizim canlandırdığımız demir karakteri ise bu yaratığa inanmayıp direnişe gösteren bir asker. Bu oyunda yine Crysis serisini geliştiren 3 Türk kardeşin kurduğu şirket tarafından üretilmiş bir oyun. Serinin diğer oyunlarının başka bir şirket geliştirmiş olsa bile ilk oyun ile büyük bir başarı yakaladı. Birinci şahıs nişancı olarak çeşitli görevler yaptığımız bu oyun serisi hala devam etmekte. 1950 yıllarında büyük bir teknoloji firması insanlara ev işlerinde yardımcı olabilecek, çocuklarına arkadaşlık edecek ve onlarla oyunlar oynayacak bir robot geliştirdiklerini duyurur. Uçurtma uçurtmak için evden uzaklaşan iki kardeş küçük olan sakatlanır ve bir yağmur bastırır. Yağmur bastırınca bir depoya sığınırlar. Deponun içinde teknoloji firmasının ürettiği robotlarla ilgili görmemeleri gereken kötü bir olayı görürler. Bu çocukları hayatta tutabilmek için zekanızı kullanmanız gerekecek. Bu oyun barındırdığı farklı oynayış mekanikleriyle oyuncuyu tatmin edici seviyede çeşitlilik sunuyor. Hikayede eski çağlardan kalma bir ejderha olan Nezit'in kalıntılarını bulan ve onun gücünü paylaşan Kaira karakterini canlandırıyoruz. Amacımız ejderhanın kalıntılarının kötü ellere geçmesini engellemek ve bu kalıntıları yok etmek. Tartarus birinci şahıs bir aksiyon ve bulmaca oyunu. Hikayesi gelecekte geçen bir maden uzay gemisinin Neptün yörüngesinde güvenlik protokolünü devreye sokması ve asıl kahramanın bu sorunu çözmesi üzerine kurulu oynayanları kendine hayran bırakan bir oyun. Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi ben 10 tane oyun seçtim. Fakat bu listeye yani herkesin bildiği ne bileyim Zula mesela. Zula bir Türk yapımı oyun ama o tarz oyunları eklemek istemedim. Yani belki herkesin bildiği bir oyun çünkü Zula. Zula dediğimiz zaman herkesin aklına zaten Türk yapımı olduğu geliyor. Ya da ne bileyim Kyra Online son zamanlarda çıkan bir MMORPG oyunu. Bu tarz oyunları eklemek istemedim. 10 tane oyun ekledim. Eğer sizin de bildiğiniz güzel Türk yapımı oyunlar varsa aşağıda yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.